5 gün sonra önümüzdeki salı 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. Her gün depremle ilgili bir haber verdikçe, davayla ilgili bir haber verdikçe ders alıyor muyuz? Ders alacak mıyız? Bundan bir ders çıkaracak mıyız? Şapkamızı önümüze alacak mıyız? Düşünecek miyiz diye soruyor, konuşuyoruz. Ve diyoruz ki bu iş sadece müteahhitler üzerinden mi konuşulacak? Davalarda onlar gidiyor. Kimler izin verdi? Kimler yapıldı? Ya biz yurttaşlar olarak ne kadar haklarımızın farkındayız ve ne kadar önemsiyoruz depremi diye o eleştirileri soru işareti olarak koyuyoruz. Ama ortaya çıkan depremlerin yıl dönümüne 5 gün kala hiç ders almıyoruz ünlem işareti haberi. Niçin? Gördüğünüz fotoğraftaki ev 6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü. Olması gereken yapıldı ve mühürlendi. Burada oturulmaz artık. Oturulursa ciddi bir sıkıntı yaşanır denildi. Dinlemedik, oturmaya devam ettik. Dün çöktü. Ne oldu? İki kişi hayatını kaybetti. Hiç ders almıyoruz. Depremde orta hasar almıştı. İçine kimse girmesin diye mühürlenmişti. Ancak kullanılmaya devam etti. İki katlı ev gece saatlerinde yerle bir oldu. İki kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay Şanlıurfa'nın Bozoba ilçesine bağlı Dediler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki iki katlı ev, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde hasar gördü. Hasar seviyesi ortaydı. Yani güçlendirme yapılarak oturulabilirdi. Bu nedenle kapısı mühürlenmişti. Ancak ev sahibi Cemile Arıkan, depremden sonra burada kalmaya devam etti. Olay günü evde Arıkan'ın yanı sıra 8 misafiri vardı. Hasarlı bina gece herkes uyurken yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Beşi çocuk 8 kişi enkazdan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ekipler tarafından kurtarılan Cemile Arıkan ise hastanede yaşamını yitirdi. Alt katta kalan Serap Urak'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumu iyi.